Nazan Hanım, ne oluyor öyle baskın gibi? Nerman Hanım, hemen sakladığınız yerden bana bir 500.000 lira çıkarıp verin. Aa, manyak mısın? Nereden bulacağım ben parayı? Yok bende para falan. Beni meşgul etme lütfen. Çıkar mısın lütfen? Çık hadi. Nerman Hanım, 500.000'e ihtiyacım var. Delirdin herhalde. Evet, evet. Bütün servetini kaybedince delirdin sen. Hayal görüyorsun. Böyle yapacağınızı biliyordum. Allah'tan konuşmalarımızı kaydettim. Neden benimle konuşmak istedin? Çocukların da biliyor zaten evlatlık olduğunu. Daha ne istiyorsun anlamadım ki. Nerman Hanım, sizden benim için bu parayı saklamanızı isteyeceğim. Delirdin mi hanım? Ben banka mıyım? Bankaya gidemem. Neden? Çaldın mı yoksa? Ay beni de suçuna ortak edeceksin. Vallahi polis çağırırım. Hayır hayır çalmadım. Yani çaldım da. Ay aman tamam boş verin. Bakın bu parayı benim için saklarsanız bir kısmını size vereceğim. Nereden buldun o parayı? Cemre'nin parası. Oh. Ama benim şahsi servetim tükenince paraya el koymak zorunda kaldım. Ay ne yapayım? Çocuklarımın geleceğini düşünmek zorundayım. Bankaya yatırsam eski şirketin borçları yüzünden hemen el koyarlar. Eve de saklayamazdım. Benim de aklıma siz geldiniz. Niye ben? Çünkü hem para gözsünüz hem de aç gözlü. Sen bana hakaret mi ediyorsun ha? Terbiyesiz. Nerman Hanım bakın. Bu parayı saklarsanız size 500.000 lira vereceğim. Ya emekli olunca kendinize bir ev daha alırsınız. Birinde oturur diğerini de kiraya verirsiniz. Yani fena mı olur? Ne zamana kadar bende kalacak bu para? Bir sene kadar. Tamam. Anlaştık. O parayı hemen istiyorum. Çekmesene kardeşim. Ne çekiyorsun ya? Ben yapmadım. Yalan söylüyorlar. Yalan. Merhaba memur bey. Annem buraya gelecekti. Nerede acaba? Annen buraya hiç gelmedi ki. Ne demek gelmedi ya? Ya yoksa Kemal onu da mı kaçırdı? Kemal mi? Evet, evet Kemal Yılmaz aradı bugün annemi. Para istedi. Ya kız kardeşimi de o kaçırmış. Öyle mi? Sen burada bekle. Ben amirime haber verip geliyorum. Kardeşin orman canisi Kemal Yılmaz mı kaçırdı? Evet. Sonunda onu da yaptı pislik.